yer konum itibariyle, sıralama itibariyle pek gerçeği yansıtan veya oyunumuzun karşılığı olan bir yer değil. Bir takım sıkıntılar, olumsuzluklar yaşadık. Bunlar herkesin malumu zaten. Ligin 4. 5. haftasından sonra karşılaştığımız bir takım sorunlar vardı. Zaten ekonomik problemler herkesin malumuydu. Yani idari disiplinin, sportif disiplinin kaybolduğu bir yerde göreve geldik. Ama Allah'a şükür çok kısa sürede toparladık. Yani arzu ettiğimiz noktada değiliz ama yine de olması gereken noktanın bir tık arkasındayız. İdari disiplin, sportif disiplin ve ekonomik disiplin olaraktan. Ama burada tabii her şeyden önce taraftarımızın göstermiş olduğu sabır ve alaka ve destek. Biliyorsunuz Trabzonspor'un tarihinde ilk defa 29 bin ortalamaya oynamaya başladı Trabzonspor. Ki 38 milyon euroluk kadroyu 16 milyon euroya indirmemize rağmen inandılar, destek verdiler. Onların desteği her şeyden önemliydi. O destekle birlikte futbolcularımız, teknik heyet ve yöneticiler olarak gerçekten iyi bir aile havası oluşturduk. Yani Trabzonspor gerçeğinden hareket ederek, Trabzonspor ülküsünden, ilkesinden hareket ederek bir takım adımlar attık. Bunlar futbolcular tarafından da olumlu karşılandı. Çok olumlu geri dönüş aldık ve çok büyük bir özveriyle, aidiyet duygusuyla gençlerimiz, yerlisi, yabancısı, hiçbirini bir diğerinden ayırt etmiyorum, inanılmaz mücadele verdiler. Sakatlık pahasına kadroda yer almak istediler. Ne bileyim 15 gün antrenman yapmayan işte Onazis'i, Sosa'sı takıma katkı verebilmek için, mücadele edebilmek için sahada yerini aldı. Salı günü annesi ölen, annesinin cenazesini dahi defnetmeden geriye dönüp takımla birlikte mücadele etmek isteyen bir ekuban. İşte Hugo'yu biliyorsunuz, Pereira'yı biliyorsunuz. Yani hiçbirini bir diğerinden ayırt edemiyorum. Vermiş oldukları mücadele bugün bizi yani sıralamada olmuş olduğumuz noktaya taşıdı. Ama dediğim gibi yani bu bizim gerçek gücümüzü veya olmamız gereken konumu ifade etmiyor. 5 maçımızı 90 artı saniyelerde, yani hani rakip takım gol atar maç biter şeklinde 10 puan bıraktık. Bunu neye bağlıyorsunuz? Biraz takımın genç olması buna etkili oldu mu? Ya burada çok önemli şeyler var tabii ki. Yani bizim takım adına, kulüp adına buradan çıkaracağımız dersler var ama buradan ders çıkarması gerekenler de var. Yani 90 artı 5'te bitmesi gereken maçta 90 artı 6'da ayağıyla beraber topu oyuna sokan, neredeyse yani 12. 13. oyuncu gibi oynamaya falan çalışan bir takım aktörler de oldu. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Varmış daha doğrusu. Biz de yeni öğreniyoruz 60 yaşından sonra. Ama her şeyin ötesinde biz bu eksiklikleri, bu noksaklıkları gidermenin, izale etmenin yollarını kendi içimizde bulmamız lazım. Şartlar ne olursa olsun Trabzonspor 90 artı ne bileyim işte son saniyede 10 saniye kala santrası yapılmayan golleri yememesi lazım Trabzonspor'un. Ama bu sene şöyle söyleyelim, bu sene bir provaydı. Seneye peki nasıl olacak? Seneye herhalde bu hataları yapmayacağız. Şampiyonluk lafını biz hiçbir zaman telaffuz etmiyoruz. Her zaman söylediğim şey bu benim. Yani zirve mücadelesi veren bir Trabzonspor. Şartlar ne olursa olsun zirve mücadelesi veren, o mücadeleden hiçbir zaman için kopmayan bir Trabzonspor. Ama sürdürülebilir şampiyonluktan söz etmek istiyorsak eğer, yani yönetime geldiğimiz zaman da söylediğim gibi bizim bir 3-4 sene ihtiyacımız var. Yani günlük başarılar değil, sürdürülebilir bir başarıdan söz ediyorsak eğer. Başkanım, az önce konusu açıldığı için sormak istiyorum. Ya şimdi tabii ki hoş şeyler değil. Yani işte şuradan gelirken Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, taraftarlar, herkes fotoğraf çektiriyor, işte imza istiyorlar. Yani neticede Trabzonspor Kulübü Başkanı'ndan istiyorlar bunu. Yani biz mümkün olduğunca, yani geldiğimizden beri tansiyonu düşürmeye çalışırken, yani gerginlikleri ortadan kaldırıp futbolun bir temaşa sanatı olduğu, aramızda bir takım sorunlar olabilir. Eğer bu sorunlar hukuki ise hukuki sorunların çözüleceği yerler belli. Biz o platformda zaten mücadelemizi veriyoruz. Ama bunu futbol sahasına taşımak hiçbir şekilde kabul edilebilir ve affedilebilir değil.
Yani ben şöyle söyleyeyim, yönetici arkadaşlarımızla birlikte Fenerbahçe stadına gidiyoruz. Yöneticiler tarafından karşılanıyoruz. Taraftarlardan büyük ilgi görüyoruz. Fotoğraf çektirenler, imza isteyenler, maç bittikten sonra tebrik edenler, geçmiş olsun diyenler, ondan sonra kalkıyor birisi bu şekilde beyanat veriyor. Hoş değil yani bunlar. Tekrar olayları o noktaya getirmenin hiç kimseye bir yararı yok. Ve ben şunu söylüyorum, yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, ya Eskişehirspor, Göztepe, Trabzonspor, bunlar büyük camialar ve biz bu camiaların büyüklüğünü, ya kimse kusura bakmasın, bir takım insanlardan öğrenecek değiliz. Yani ve bunların büyüklüğünü de bizlere öğretmek de ya kimsenin haddi olmaması lazım. Ama tabii ne oldu? Biz geldiğimizden beri bütün rakiplerimize saygı gösterdik. Burada takım ayırt etmedik, kulüp ayırt etmedik, camia ayırt etmedik. Herhalde bunun neticesi olarak da gittiğimiz her yerde, hemen hemen her yerde, yani İstanbul'da ister işte ne bileyim Galatasaray'la oynadığımız zaman, Beşiktaş, Fenerbahçe'yle oynadığımız zaman, Kayseri'de, Malatya'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde çok iyi karşılandık. Çok iyi ağırlandık ve maçın sonucu ne olursa olsun çok da iyi uğurlandık. Bizim görmeyi istediğimiz, görmeyi beklediğimiz şeyler bunlar. Ve yani şunu da çok açık net olarak ifade edeyim ki hemen hemen bütün kulüp başkanlarının ve kulüp yöneticilerinin de bu doğrultuda çok büyük bir çaba harcadığını da göz ardı etmememiz lazım. Çok teşekkür ederim.